Merhabalar Sektörün Yıldızları izleyicileri. Muğla turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Fethiye ilçesinde orman ürünleri konusunda uzman ve lider bir kuruluşun Mazel Orman Ürünleri'nin misafiri oluyoruz. Ve yanımızda firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Altınsoy var. Merhabalar Murat Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, teşekkür ederim. Murat Altınsoy, İstanbul Sarıyer doğumluyum. Sarıyer Bahçeköy'lüyüm. 1940'lı yıllardan beri ahşap sektöründe olan bir anne tarafından ve baba tarafından ahşap sektöründe olan bir ailenin evladıyım. O yüzden de ahşabı çok seviyorum. Ahşabın Türkiye'de sektör olarak gelişmesinde katkıda bulunmak istiyorum. Böyle bir üslubumuz var. Murat Bey, Mazel Orman Ürünleri firmasının kurulduğu günden bugüne gelişini anlatabilir misiniz? Tabii. Biz bu firma babamdan bu iş bana kalma. Ukrayna'da kereste imalatım var benim. İstanbul'da da kereste imalatım var. Biraz daha güneyde de rahat bir hayat olsun diye Fethiye'yi tercih ettim. Önceden de burada bağlantılarım vardı. O yüzden de 5 yıldan beri Fethiye'de kereste satışı ve ahşap mobilya imalat yapıyoruz. Genellikle şezlong, sandalye ve masa tablası olarak. Murat Bey, izleyicilerimizin aydınlanması adına firmanız ne gibi hizmetler vermekteler? Ukrayna'da kereste imalatımız var. Hem toptan olarak kereste satıyoruz. Ayrıca burada kereste lambiri çeşitleri var, sert ağaç çeşitleri var. Afrika'dan kereste ithalatımız var. Rusya'dan, Belarus'tan kereste ithalatımız var. Bunun haricinde ihracatımız da var. Kuveyt'e, Dubai'ye, Almanya'ya, Yunanistan'a kereste ve masa tablası ihracatımız var.
Aynı zamanda üretim de yapıyorsunuz. Üretimleriniz hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Çam ağacının bütün çeşitleri ladin ağacı ama bizim esas spesiyelisi olduğumuz sert ağaçlar meşe, diş budak, akça ağaç, mağun türleri. Bu tip ağaçların imalatını yapıyoruz. Onun haricinde de masa tablası, sandalye, şezlong, böyle ürünlerimiz var. Son dönemin popüler masalarından epoksi çalışmalarınız da var. Evet, epoksi çalışmalarımız da var. Bilakis epoksilerini kendim döküyorum. Çok seviyorum o işi yapmayı. Özel ürünler, çok büyük çaplı masa tablolarımız var. 150-160 santim genişlikte, 5 metre, 6 metre boyunda tek parça masa tabloları yapıyoruz. İddialıyız bu konuda. Murat Bey, malum geçtiğimiz yıl Ukrayna ve Rusya savaşı oldu. Bunun size etkileri nasıl oldu? Tabii uzunca bir süre imalat yapamadık orada, imalatımız durdu. Ama savaşın etkileri azalınca tekrar imalata başladık. Şu anda sevkiyatlar devam ediyor. Tabii nakliye fiyatları arttı, bazı zorluklar var ama biz gene de üretimi şu anda devam ettiriyoruz. Hangi illere hizmet veriyorsunuz? Türkiye'nin 81 iline hizmetlerimiz sürüyor. Yurt dışına da gönderiyoruz ayrıca. İhracatınızı gerçekleştirdiğiniz ülkeler nereler? Yunanistan, Almanya, Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suriye. Thank you.
Bildiğimiz kadarıyla bungalov ve müstakil evlerde yapıyorsunuz. Bize bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, yapıyoruz. Genellikle gecelik konaklamalı veya haftalık konaklamalı evler şu anda revaçta oldu güneyde. O yüzden 40'dan 65 metrekare arasında evler çok revaçta. Şimdi otel turizmi revaçta değil. Herkes müstakil evlerde tatil yapmak istiyor. Bu da yöremizdeki girişimcileri hareketlendirdi. O yüzden biz de 40'dan 65 metrekare arasında ahşap evler üretiyoruz. Zaten fotoğraflarda gördüğünüz evleri biz kendimiz üretiyoruz. Şu anda da çok popüler. Sektörünüzdeki sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? Bizim en büyük sıkıntılarımız piyasanın stabil olmaması ve dikili kesimler, özel firmaların yaptığı dikili kesimler piyasada çok dengesizlikler sağlıyor. Tekrar eskiden olduğu gibi Türkiye'deki ağaç kesiminin özel sektörden alınıp sadece devlet elinden yapılmasına taraftarız. Tam da devlet demişken, hükümetimizden ve devlet büyüklerimizden sektörünüzle alakalı beklentileriniz nelerdir? Kereste ihracatında bazı prosedürlerin daha kısa olmasını, sevkiyatların daha kısa sürede yapılmasını rica ediyoruz. Detayları isterlerse paylaşabiliriz de bir devlet büyüklerimizle. Murat Bey, başarınızın sırrı nedir diye sorsak? Başarının sırrı yaptığın işi sevmek, istikametten gelerek yapmak ve tecrübe. Bizi izleyen genç girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Herkese tavsiyem, gençlere özellikle, sevdiği işi yapsınlar. İnsan bir işi severse yorulmaz, enerjisini tüketmez ve önü her zaman açık olur. Sevdiğiniz işi yapın. İş hayatınızda yaşayıp unutamadığınız bir anınız var mı? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Ben 16 yaşındayken babam beni Kırklareli Demirköy'e ihaleye göndermişti. Benim yaşım tutmuyordu aslında. Ben tek başıma gittim, otobüsten gittim. Orada orman deposunda ağaçları seçtim, işaretledim, teminatını yatırdım ve ihaleye girdim. Orada mallar aldım. Yaşıtlarıma göre iri bir çocuktum. O benim için bir mihenk taşı gibi bir şey oldu kendime güvenim gelmesi açısından. Babam da bana güvenmişti. Gittim, ihalede malları seçtim, pay sürdüm ve aldım o malları. 16 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum onu. Sizi aynı sektördeki diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Ağacı çok iyi tanıyoruz. İyi tanıdığımız için de ağacı işlemesini, kurutmasını çok iyi biliyoruz. O yüzden de sorunsuz ürünler üretiyoruz. Müşterilerimiz de memnun, biz de memnunuz. Thank you.
Murat Bey, kalifiye personel bulmakta zorlanıyor musunuz? İnanılmaz sıkıntı var. Özellikle bu yörede, Ege'de, Akdeniz'de personel sıkıntısı yüksek boyutta. Nasıl başaracağız onu da bilemiyorum şu anda. Meslek liselerine ve orman endüstri mühendisliği bölümüne çok, orman fakültesine çok büyük görev düşüyor. Meslek liselerinde gençlerimizi hayata katmak lazım. Orman endüstri mühendislerinin de daha çoğalmasını, daha işin içine girmelerini, ellerin taşlarının altına koymalarını rica ediyoruz. Sektördeki teknolojik gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Yurt dışı fuarlarına gidiyoruz. Ayrıyeten sosyal medyadan takip ediyoruz. Makine imalatçıları bizi tanıyorlar, sürekli bilgilendiriyorlar bizi. Süreci yakından takip ediyoruz tabii ki. Ahşap tekne imalatçılarına sunduğunuz ağaç çeşitleriniz nelerdir? Ahşap tekne imalatçılarına sert ağaç çeşitleri, egzotik ağaçlar ve marin kontraplak desteği sağlıyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Peki Murat Bey, Ukrayna'da personel bulmakta zorlanıyor musunuz? Savaş ortamından sonra evet zorlaşıyoruz çünkü erkek nüfus genelde savaşta. Bize biraz makine parkurunuzdan bahsedebilir misiniz? Bizim kereste imalatı ile ilgili makine parkurumuz var. Bir de mobilya imalatı ile ilgili makine parkurumuz var. Kaç metrekare alanda hizmet vermektesiniz? Buradaki yerimiz 2000 metrekare. Ukrayna'daki yerimiz 10.000 metrekare. Ukrayna'daki makine parkurunuzda neler var? Kereste kesen, biçen, doğrayan, kurutan, silen, profil çeken makinalarımız var. Murat Bey, malum ülkemiz çok kötü günler gördü ama hep beraber bunun altından kalkıyoruz. Deprem sürecinde firma olarak herhangi bir desteğiniz oldu mu? Çok acılı bir süreç yaşadık depremde. Bütün Türk halkı elini taşın altına koydu. Herkes deprem bölgesine gereken yardımı yapmaya çalıştı. Ben ve keresteci arkadaşlarım, biz de üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık. Belki yeterli oldu olmadı bilmiyorum ama
Elimizden gelen desteği tabii ki yaptık biz de. Köklü bir firma olarak pandemi sürecini nasıl atlattınız? Pandemi sürecinde insanlar daha çok tabiata yöneldiler. Daha çok doğal hayata, bahçeli evlere yöneldiler. O yüzden belli bir süredeki durgunluktan sonra işlerimiz daha da arttı bizim. Fakat dünyadaki ağaç talebinden dolayı ağaç fiyatları da çok arttı. O bir dengesizlik oluşturdu ama şu anda taşlar yerine oturuyor. Murat Bey, son olarak izleyicilerimizle neleri paylaşmak istersiniz? Beşikten mezara kadar ille de ahşap diyoruz. Ahşabın her çeşidinde varız. Evinizde kullanacağınız ahşaplar, teknenizde, ahşap evinizde, her yerinde, ahşabın her yerinde varız. Fethiye'deyiz. Çayımızı içmeye bekliyoruz, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Her zaman çözüm ortağı olarak yanınızdayız. Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler ve bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.